Abim 69 senesinde yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kaldı. Üniversite okuyordu o zaman. Ondan sonra bazı o zamanki yani 71 darbesinden evvel olaylar çok faal bir şekilde devam ediyordu. 69'da abim yurt dışına çıktı. Arkasından 71'de ben yanına gittim. İsveç'te kaldık. İsveç'te kaldığım müddetçe o zaman Kürt mücadelesinin üzerinde bayağı bir çalışmalar yürütüldü arkadaşlarla birlikte. Amcaoğullarım da vardı. Bedirhan abimiz de oradaydı. Ondan sonra Kürt folklorunu, Kürt haklarını, Kürt dilini, Kürt kimliğini temsil edecek bir şekilde bir girişimde bulunmuşlardı. Uzun zaman bu girişim devam etti. Ondan sonra tabii zaman değişiyor, 12 Eylül oluyor falan, orada hissediyorsun. Yani bir şey oldu ama Antalya'dan dolayı, bu çalışmadan dolayı Türkiye'ye 20 yasağı verilmişti kendisine. Ondan sonra biz çok özlüyordu. Bir ara geldi, herhalde kalktı zannettik. Ondan sonra tekrardan şey oldu, yasağı çıktı ortaya ve bir daha gelemedi. Gelemeyince işte ben o zaman Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di. Mektup yazdım kendisine. O da bana cevap olarak bana bunu dediler ki işte Türk maddesinin bu maddelere göre, kanunun şeyine göre yurt dışına girmesi yasaktır. Birkaç defa havaalanına geldi, oradan geri döndü 2-3 defa ondan sonra. Ve öyle kaldı. Sonra bir zamanla işte bu AK Parti'nin ilk dönemlerinde falan olan şeylerle bir kontakla, bir vesileyle işte Erdoğan bir af çıkardı kendisine. Ve Erdoğan affıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Ondan sonra burada yaşamayı tercih etti. Ben dedi babamın evinde kalmak istiyorum dedi. Ondan sonra bu kalınca tabii burada babama gelen buradaki misafirleri ağırladı. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştı. İki şey ölüm günü aynı güne gelmesi. Şimdi acımız ikiye katlandı. Böyle olmasını istemezdik tabii. Daha gençti yani bir şeyi de yoktu esasında gayet iyiydi. Ama artık bilmiyoruz ne herhalde kalbi durdu. Çok üzgünüz esasında. Yani bu üzgünlük artık nasıl altından kalkacağız? Bayağı bir zor bizim için. Hele şu anda bu saatlerde iki ölüm birden yaşamak, bir anma, bir aynı canlı bir ölüm bayağı bir zor. Bakalım nasıl yapacağız? Tabii burada yani mühim olan esasında babamın evinin kapısının açık olmasıydı. Ben Batman'da yaşıyordum bildiğiniz gibi. Abim buradaydı. O tabii o görevi o üstlendi esasında. Yani babamın kapısının açık olmasında büyük katkısı oldu. Onun için de yani teşekkür etmekten başka bir şey yok kendisine.